NetGap uzaktan algılama dersi NetAres. Renk bantları, bant birleştirme ve ayırma. Dersin tanımı. Uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının renk bantlarının tanınması, bantların birleştirilmesi ve birbirinden ayrılması. Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında NetGap 5.1 GIS ile bantlarına ayrılmış raster verileri birleştirebilecek ve renkli rasterları bantlarına ayırabilecektir. Örnek 8 bit bantlarına ayrılmış uydu fotoğrafını yükleyebilmek için örnek olarak verilen klasörü uygun bir konuma açıyorum bilgisayarımda. Raster yöneticisi vasıtasıyla bantlara ayrılmış verimi yüklüyorum. Eğer bantlara ayrılmış rasterin DR'ye uzantılı koordinat bilgilerini içeren dosyası yok ise ben daha sonra anlatılacak derslerdeki yöntemlerle bu koordinat bilgilerini içerisinde tutan DR'ye dosyaları oluşturulmalıdır. Şu an bu dosyalar olmadığı için dosya türünü tüm dosyalar seçtiğimde ancak örnek mavi, yeşil ve kırmızı bantlardaki rasterı ve 24 bitlik renkli rasterı görebiliyorum. Kırmızı bandı yükleyebilmek için red band rasterını açarak yüklüyorum. Bu 1024'e 1024 8 bit sadece kırmızı bandı içeren raster veri. Bununla beraber diğer bantları raster yöneticisiyle yükleyebilmek için raster yöneticisinde sağ tuş raster ekle işlemini kullanıyorum. Yine tüm dosyaları seçiyorum. Kırmızının ardından mavi bandı yüklüyorum. Sıra önemli değil. Mavi bantta 8 bit gördüğü gibi görünür ışığın mavi tayfını taşıyan değerler için raster ekle ile tüm dosyaları seçerek yeşil bandı da seçerek ekranıma yüklüyorum. Her biri 8 bitlik. Bu rasterların özelliklerine girip palete bakılacak olursa 256 rengin palette dağıldığı, tek bandın tanımlı olduğu görülebilir. Bu rasterlar coğrafi olarak referans tanıklarında aynı yeri, aynı konuyu ifade eden gözle görünür ışığın farklı bantlarını, farklı tayfun farklı bölümlerini gösteren, ifade eden değerler içermektedir. Bu üç bandın birleşiminden renkli raster, 24 bitlik renkli raster elde edilecek. Onaylayarak üç rasteri ekranıma yüklüyorum. Görüldüğü gibi üç raster üst üste aynı konumda mevcutlar. Bu üç bandı birleştirebilmek için NetAres renk bandı birleştir işlemine giriyorum. NetGap bana kırmızı bandı oluşturacak raster veriyi soruyor. Ekranda herhangi bir raster olan konum gösterildiğinde bu rasterın kısaltılmış ismi ekranda yanıp sönüyor. Ben ilgili raster verilerin üzerine işaretlediğimde bana kırmızı bandı oluşturacak veriyi seçebilmem için bir pencere gösteriliyor NetGap tarafından. İlgili rasterların genişlik, yükseklik değerleri dosyanın diskte kaydedildiği konum gibi bilgiler de aynı zamanda burada paralel olarak görülebiliyor, kullanıcı tarafından izlenilebiliyor. Kırmızı band sorusuna kırmızı bandı ifade eden raster'ı göstererek cevap veriyorum. Arkasından NetGap yeşil bandı oluşturacak raster veriyi soruyor. Aynı yerde bulunan, aynı bölgede bulunan yeşil bantlı raster'ı seçebilmek için raster'ların üzerine işaretliyorum sol tuşla. Yine aynı şekilde bu sefer sorulan yeşil bandı ifade eden raster'ı göstererek onaylıyorum. Ardından mavi bandı oluşturacak raster veri soruluyor. Bu konu satırında da mouse'un ucuna gelen yazıda da görülebiliyor.
mavi bandı seçebilmek için, mavi bandı ifade eden rasterı seçebilmek için ekranı sol tuşla işaretliyorum. Mavi bandın bulunduğu rasterı seçip onaylıyorum. 3 bandın da seçilmesinin ardından bu 3 bandın birleşiminden oluşan raster bir ön görüntülenme penceresiyle gösteriliyor. Eğer bu noktada yanlış bantlar, yanlış renklere veya başka bantlar, başka renklere tanımlandıysa ön görüntüleme penceresi sayesinde işlemi sonlandırılmadan önce bu hata giderilebiliyor. Başa dönülerek bant birleştirme işlemi herhangi bir parametreye ihtiyaç duymuyor. Bu ön görüntülenme penceresinde yaklaşıp uzaklaşma işlemleri sayesinde raster veri üzerinde kontrollerimi yerine getirebiliyorum. Kaydır veya uzaklaşabiliyorum. Raster'ın bantlarının birleştirilmesini onaylamak için tamam tuşu ile işlemi onayladığımda bantları birleştirmiş raster'ın kayıt yeri soruluyor. Uygun bir konuma raster'ımı saklıyorum. İsmini renkli olarak veriyorum. Çünkü bu birleştirilmiş raster 24 bit renkli bir raster'a dönüşecek. Kayıt işlemi onaylandıktan sonra renkli raster'ımız raster yöneticisi vasıtasıyla ekranda görüntülenir. Renkli raster'ımız işaretlendiğinde raster yöneticisinde normalde görmek istediğimiz renklerden farklı bantların farklı renklere geldiğini görebilirsiniz. Burada her biri 8'er bit olan, her biri 8'er bit olan 3 raster bant rasterlardı. Bunlarla beraber yeni oluşan 24 bitlik renkli rasterımızı görebilirsiniz. Bu renkli rasterdaki renk sıralamasını değiştirmek üzere raster üzerinde sağ tuşa basıp özelliklerine girerek bantlar sekmesinin altından kırmızı rengin 3. bantta, mavi rengin 1. bantta olduğunu söyleyerek renklerin yerini düzeltebiliyor. Zaman zaman farklı rasterlarda, farklı bantlar farklı yerlere denk gelebiliyor. Bu kolaylıkla bantlar bölümünün altından değiştirilebiliyor. Raster'ı onaylıyorum. Ayrıca diğer rasterların önünü de görebilmek için bu rasterı aktif yap ile ön tarafa alıyorum, üste alıyorum. Tamam ile onaylayarak çıktığımda diğer rasterlar arkada yer alırken en üstte renkli rasterımı birleştirilmiş bantlarla oluşturulan renkli rasterımı ekranda gözlemleyebiliyorum. Yine aynı şekilde arkadaki rasterları daha sonra tekrar belki başka nedenlerle kullanmak üzere saklayarak, gözlerini kapatarak görüntülenmelerini engelliyorum. Ama renkli rasterı ekranda bırakarak sadece onun ekranda kalmasını sağlayabiliyorum. Mevcut projeyi kapatarak yeni bir proje başlatmak istiyorum. Aynı zamanda bantlar birleşik, yani renkli olan 24 bitlik bir raster veya daha büyük bir farklı raster içerisinde bantların ayrıştırılarak tek tek elde edilmesi, çeşitli maksatlarla elde edilmesi mümkün. Bu maksatla yine örnek klasörümüzün içerisinde bulunan 24 bitlik Landsat uydusuna ait bir veriyi yüklüyorum. Ekrandan da görülebileceği gibi bu toplamda 24 bitlik renkli bir raster. Onaylıyorum yüklemeyi. Bu raster içerisinde deniz kıyısında bir yöre tarım arazileri içeriyor. Farklı renkler, canlı renkler de mevcut. Bu rasterin içerisinde elde edilecek bantlar üzerinden analizler yapmak üzere bu rasterin bantlarını ayırıyorum. Bu işlem için net ares bant ayır işlemine giriyorum. Renk bandı ayır işlemine giriyorum. Bant ayırma işlemine girildiğinde
her bir bant için rasterların ön görüntülenme penceresinde önce görüntülerini izleyebiliyorum. Bantlarına ayrılan rasterın kırmızı bandı, yeşil bandı ve mavi bandını ekrandan izleyebiliyorum. Yine bu bantları önce kırmızı bandı saklamak üzere kırmızıyı seçerek renk bandı ayırma kutusunu onaylıyorum. Rasterı uygun bir yere kaydetmek üzere kayıt konumu seçiyorum. Ve kaydedilmiş bantlar almış. Rasterımı izleyebiliyorum. Diğer bantları da ayırabilmek için mevcut yüklü olan kırmızı bandın üzerine sağ tuş raster ekle ile lansat verimi yani 24 bitlik verimi ekliyorum. Bakın kırmızı band 8 bite dönüşmüş durumda. Bu lansatın içinden ayrıştırılarak 24 bitlik rasterdan ayrıştırılarak ayrılarak 8 bitlik şekilde saklandı. Lansat verisi ekranda raster renk bandı ayır işlemine giriyorum. Ekranda yüklü tek 24 bitlik raster olan Landsat Face seçildi. Yeşil bandı saklayabilmek için yeşil seçiyorum. Palet uygulamasını seçildiğinde bu ilgili tayfun renginin dağılımı şeklinde de izlenebiliyor. Böyle bir ihtiyaç var ise yine aynı şekilde yeşil bandı da mavi bandı da aynı yöntemleri izleyerek saklayalım. Hemen mavi bant için lansat verisini tekrar yükleyerek mavi bandı da ayırıyorum. Görüldüğü gibi palet rengi uygulansın seçildiğinde ilgili rasterın paletindeki dağılım siyahtan o rengin tayfın o bölümündeki rengin açık rengine doğru olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Buna keza kırmızıda böyle bir renk uygulansın seçeneği kullanıldığı için gri tonların dağıldığını 256 gri rengin dağıldığını ekranda da sonuçta da gözlemleyerek izleyebilirsiniz. Sonuçta oluşan rasterlar kaynak rasterla aynı genişlik ve yüksekliğe sahip 8 bitlik birer raster şeklinde gözlemlenebilir.